Ekleme sayfamızı bitirmiştik. Hemen düzenle sayfamıza gelin. Düzenle sayfamızda da Update Record Form Wizard'ımızı çalıştıralım. Burada güncelleme eşittir başarılı desin. Diğer her şeyimiz aynı zaten. Direkt finish diyerek bitirelim. Update Record yerine güncelle diyelim. Kaydedelim. Şimdi resim ekleme özelliğini tekrar kazandıralım. Developer Toolbox File Upload. Upload and Resize Image. Burada Fixed Width 200 demiştik. File'dan 2.0 daha atalım sonuna. Çünkü daha yeni eklemek istediğimiz resim biraz boyutu biraz büyüktü ve eklemedi. Şimdi düzenle sayfamızda şu anda tamam olması lazım. Hemen test edelim. Şu anda boş geldi. Düzenle PHP sonuna bir soru işareti koyalım. Soru işaretinden sonra etkinlik ID diyelim, eşittir diyelim, 1 diyelim. Bakarsak etkinliğimiz geldi. Burada data picker'ımız yok. Data picker'ımızı ekleyelim hemen. Bu text field seçtikten sonra hemen server behaviors'tan artıya tıklayıp developer toolbox, developer toolbox'tan data picker diyelim. Bütün her şeyimiz aynı. Sadece OK diyelim ve kaydedelim. Bakarsak şimdi data picker'ımız da geldi. Bunu 17 yapalım. Güncelle diyelim. Bir geri gelelim. Bakarsak 17 olmuş. Şu anda düzenle sayfamız da çalışıyor. Hemen sil sayfamızda developer toolbox ile yaptığımız için çok basit. Hemen burayı sadece silme eşittir başarılı dememiz yeterli. Kaydet diyelim. Hemen index sayfamıza gelelim. İndex sayfamızda record set diyerek hemen bir kayıt seti ekleyelim. Kayıt setimiz RS etkinlikler olsun. Ve etkinlik ID'ye göre testten sıralasın. Bütün kayıtları sıralattıracağız burada. Daha sonra kayıt setimizi ekledikten sonra datadan dynamic table ekleyelim. Bütün kayıtları sırala. Şimdi hemen indeksimizi bir test edelim. Bakarsak şu an bir tane kayıt geldi. Hemen gelelim. Etkinlik kayıt tarihinin yanına sağ tıklayıp table diyelim. Table'dan insert row or columns dedi. Kolon eklemek istiyoruz. After current column. Yani şu an seçili olan kolondan sonra. Hemen buraya düzenle diyelim. Düzenle diyelim. Araya alt gr ile tre tuşuna basarak bir bar koyalım. Daha sonra sil diyelim. Şimdi düzenleyi seçtikten sonra hemen linkimizi verelim. Düzenleyi seçtikten sonra admin içindeki takvimin içindeki düzenleye gidecek. Ve parametre olarak da etkinlik ID'yi gönderecek. Etkinlik ID'nin değeri kayıt setindeki etkinlik ID olacak. Buradaki gelen URL'i tamamını Ctrl A ile seçip Ctrl C ile kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra sile gelelim. Silde link kısmına yapıştırıp home tuşuyla en başına gidip sadece bizim burada değiştirmemiz gereken düzenle kısmını sil yapmamız yeterli. Şimdi hemen bakalım. Düzenle diyelim. Resim yüklemeye çalışalım tekrar. Güncelle diyelim. Şu an resimde yine sıkıntı çekti. Hemen küçük bir resim bulmaya çalışayım ben. Şöyle yapalım. Google'a gelelim. Etkinlik takvimi diyelim. Görsellerde arayalım. Görsellerden şurada küçük bir resim var. Hemen bunu sağ tıklayıp resim farklı kaydettiği masa üstüne kaydedelim. Kaydettikten sonra düzenleye geri dönelim.
etkinlik takvimi biri seçip güncelle diyelim. Güncelle dersek şu anda resmimiz eklendi. Hemen resmimizi burada en başta bir gösterelim. Table'a gelelim tekrar. Etkinlik ID kısmını seçtikten sonra sağ tıklayıp Table diyelim. Insert Row or Columns diyelim. Kolon istiyoruz. Bu sefer Before, yani şu an seçili olan kolondan önce bir tane kolon istiyoruz. Buraya resim diyelim. Buradaki resim alanı bizim için şu an gerekli değil. Seçip silelim. Daha sonra buraya eklediğimiz kolona tıklayarak Server Behaviors'dan artıya, artıdan Developer Toolbox, buradan File Upload'dan Show Image diyebiliriz. 200 piksele olacak zaten. Hemen gelelim. Upload takvimin içinde doğru şu anda gelen değerler. OK diyelim. Kaydedelim. Hemen buradan F5 diyelim. Bakarsak etkinlik takvimli resmimiz geldi. Şu anda admin tarafını tamamlamış olduk. Peki bir tane daha ekleyelim hemen. Etkinlik adı olarak deneme 2 diyelim. Açıklamaya deneme 2 diyelim. Resim olarak Google'a gelelim. Farklı bir resim bulalım hemen. Burada bir resim daha var. Hemen bunu sağ tıklayıp resmi farklı kaydet deyip masa üstüne kaydedelim. Göz at diyelim. Resmimizi seçelim. Etkinlik link boş kalsın. Etkinlik tarihimiz de aynı 18'i olsun. Ekle diyelim. Bakarsak resmimiz de şu anda eklendi. Ekleme, düzenleme. Hemen bir tane daha ekleyelim. Deneme açısından. Deneme 3 diyelim sadece. Ekle diyelim. Bakarsak resim yüklemedik zaten. Sil dersek silecek mi? Evet sildi. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Admin tarafını tamamlamış olduk.